Bugün gazetede bir haber vardı. Lüks arabalara ilgi artıyor diye. Evet. Demek ki yukarılarda bir kesim var ki evet. lüks arabalara yatırım yapıyor ve lüks yani 250-300 bin sterlinin yukarısına. Evet. Oysa bizim asıl aradığımız o mu? Yabancıyı yani, buraya çekeceksek yabancıdan onu aramamız gerekir ki doğayı en az tahrip edecek ve en üst gelir grubuna yönelik kaliteli turist, kaliteli yapılaşma istiyorsak Girne için özellikle onu hedeflememiz gerekir. Yani çok ama daire büyük villalar, satmak yerine yani daha mı yeşildir, daha mı doğaya saygılıdır? Tabii ki çünkü merkez Girne'nin dışındaki bölgeler sadece iki kattır. %10 artı %10 iki kattır. %90'ı yeşil alandır. Denizi ellemiyoruz, sahil şeridini ellemiyoruz, dağı ellemiyoruz. Yeşil alanları, yolları falan da çıkarttığınız zaman bu %10, %5'lere düşüyor. Bir de ev yapan adam çimini ekiyor, havuzunu yapıyor, ağaçlar, çiçekler, böcekler, şimdi su da geldi falan. Ev kayboluyor doğa içerisinde. Dolayısıyla özellikle beyaz bölge eminamesi, yüksek imar olan bölgenin dışındaki bölgelerdeki yapılaşma çoğaldıkça yeşilin çoğaldığını söyleyebilirim. Evlerin daha çok kaybolduğunu söyleyebilirim. Çünkü evi yapan insan bahçesini de yeşillendiriyor. O zaman demek asıl çirkinliği yaratan, şimdi anlıyorum, toplu konutlar. Böyle birbirine bitişik, hem yukarı hem ya onlar mıdır yani? Merkezde, aslında merkezde yüksek imar sahilden ve dağdan uzak kalmak koşuluyla daha iyidir. Bunu sohbetimizin en başında anlatmıştık ama sahil şeridi silüetine ve dağa müdahale etmeden demiştik. Mümkün mü o? Mümkündür ama boş yer mi kaldı merkezdeki artık bunu yapabilirsiniz? Çünkü küçük küçük arsalara bunu yapamazsınız. 2 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm ve 20 dönüm büyük parsellere bu yapılmalı ki bir bina çıktığı zaman işte 20 dönümün 19 dönümü yeşil alan kalsın. Sadece bu yapılabilirdi planlansaydı. Ama şu an bir tane, iki tane, beş tane yerde kaldıysa bunlarla alakalı bir düzenleme getirilebilir, bir bakılması, incelenmesi gerekiyor. Bu değişik bir fikir olarak benim kulağımda yer etti. Yani yukarıya doğru yükselmekten korkuyoruz tabii. Önleyecek denizin güzelliğini, dağın güzelliğini diye düşünüyoruz ama sizin söylediğiniz işte 20 dönümlük bir arazinin sadece bir dönümünde yükselip 19 dönümü yeşil alan olarak yaymak farklı bir şey. Çok fazla tartışıldığında üstelik denize paralel değil, denize dik olan. Dik olması koşuluyla veya parçalanması koşuluyla tek bina değil ki iki bina. Şimdi bölersiniz katta biraz düşer falan. Yani bunlar mümkün şeylerdi. Halen gündeme gelmedi. Yani çok farklı eksenlerde kavgalar oluyor. Yani çevreciler ve işte doğayı korumak isteyen arkadaşlarımız çok tepki veriyorlar. Bunun tersini söylendi ama doğrusu bunun bilimsel, bilgiye dayalı, dünyada nasıl yapılıyor bunun örneklerini Kıbrıs'a özel, Girne'ye özel uygulamaktı. Çünkü burası da kendi içinde kendine özgü bir kültür, bir doku barındırıyor. Yani buradaki dokuya ve duruma göre ama dünyadaki deneyimlerden faydalanarak yapılmalıydı. Halen geç değil. Yani belki kötülüğün iyisini yapabiliriz. İdealini yapamayız. Girne merkez boş olsaydı daha idealini yapabilirdik.